İhtiyaç olursa zaman zaman kooperatiflerimizin olduğu il bazında bölgelerde toplantılar yapacağız. Ve yılda bir defa, en az yılda bir defa da bu toplantıları yine çalıştığımız süre içerisinde yenilemeyi düşünüyoruz. Liderlikle ilgili şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir söz var. Lider koşarsa ekip yürür. Lider yürürse ekip durur. Lider durursa ekip dağılır. Onun için lider pozisyonunda olan başta bizler olmak üzere bölge müdür yardımcılarımız ve kooperat müdürlerimiz her zaman koşmak, daha fazla koşmak zorundayız. Kıymetli arkadaşlar, yaptığımız işlerde istişare edeceğiz, şeffaf olacağız, birbirimize karşı söyleyeceğimiz sözlerde hiç çekinmeyeceğiz, kendimizi en iyi şekilde ifade edeceğiz, iş odaklı çalışacağız ve çalışan arkadaşlardan da azami verimi almaya gayret edeceğiz. Sürekli yeni ve daha iyisini hedefleyeceğiz, olduğumuz yerde saymayacağız. Yine bir konuya temas etmek istiyorum. Musa Bey'le bir konuşma yapıyorken zaman zaman gübre fiyatları geçen sene biraz canınızı yaktı. Bu sene yakmayacak inşallah. Şu anda iyi gidiyoruz piyasadan aldığım duyumlara göre. Ancak şöyle bir araştırma var. Bir araştırmada bir işletmenin faaliyetlerinde çalışanların davranışı yaklaşık %43. Müşteriye kendini değersiz hissettirmek %28. Dürüst olmayan davranışlar sergilemek %27. Geri dönüşte etik olmama %26, kötü ürün sunumu %18, sorumluya ulaşamama %18, tutarsızlık 8.60, fiyat ise 8.10 oranında etken oluyor. Bakın yaklaşık 6-7 madde saydım. Fiyat neredeyse %8 oranında ve en altlarda kalıyor. Fakat şu da olmamalı, çok ciddi fiyat farklılıkları da tabii olmamalı. Yani onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Ama böyle 20 lira, 30 lira, 10 lira bu fiyatlara takılıp da biz ürün satamıyoruz şikayetinde, serzenişinde bulunmak doğru bir yaklaşım değil, aldatıcı değil, inandırıcı. Aldatıcı bir yaklaşım, inandırıcı bir tarafı da yoktur. Yine demin söyledim arkadaşlar, mazeret üretmeden, çok basit problemlere takılı kalmadan, enerjimizi düşürmeden işimize odaklı şekilde çalışacağız. Burada tabii birimlerle alakalı almış olduğum notlar var, onları sizlerle paylaşmak istiyorum. İdari teknik işlerle ilgili strateji teşkilatlandırma ile ilgili almış olduğumuz notlar var. Yeni ortak kaydı biliyorsunuz önemli, 1900 yeni ortak bize verilmiş. Arkadaşlar bu 1900 ortağı biz alırsak bizim ortak başına kredi kullandırmamız 22.605 bin lira ve bu ortaklara ortalama bu krediyi kullandırdığımızda yaklaşık 43 milyonluk bir ilave satış yapıyoruz. Yani geçen yılki satışlarımızı aynı oranda tuttuğumuzda sadece şu yeni alacağımız ortaklara 22.605 lira kullandırdığımızda bile biz hedeflerimizi çok rahatlıkla yakalayabiliyoruz. Sermaye tahsilatını söylemeye gerek yok. Sermaye tahsilatı tarım kredi kooperatifleri için, kurumlar için, bizim için nefes alıp vermek gibidir. Eğer sermaye tahsilatımız olmuyorsa, sermaye önemsemiyorsak nefes alıp vermiyoruz demektir. Yine teftiş sonrasında yapılan raporlarda kooperatiflerin analizi yapıldığında orada ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayısı ve bunların ne kadarı tarım kredi kooperatifine üye, bunların ne kadar aktif olarak çalışılıyor şeklinde bir değerlendirme oluyor. Bu raporlardan mutlaka istifade ederim arkadaşlar. Hatta bu raporlar çıkmadan evvel bizim bunun analizini yapıp bölgemizde ne kadar hayvan var, hayvan sayısı var, ÇKS'ye kayıtlı, ne kadar arazi var, ÇKS'ye kayıtlı, çiftçi sayısı kaç kişi, kimler bunlar ve bize üye mi değil mi, üye ise aktif mi değil mi, bunların analizini yaparak çalışmalıyız. Yine yönetim ve denetim kurulu üyeleri, kıymetli arkadaşlar, kooperatiflerimiz için çok büyük bir kazanç. Onlar çiftçilerimiz ile kooperatif arasında, personel arasında bir köprüdür. Onlardan iyi istifade etmeliyiz. Bunlar hakikaten yönetime, denetime seçilen insanlar, kıymetli insanlar olmalı. Kooperatiflerimizde önder çiftçiler olmalı, bulunduğu bölgede önder çiftçiler, sözü dinlenen insanlar olmalı ve bu tür insanlar mutlaka seçilmeli. Hedeflerimizi iyi irdelemeliyiz. Demin de söylediğim gibi ürün bazında ve toplam hedefler vereceğiz. Bu seneki hedef toplantılarını, daha doğrusu hedef alımlarını şu şekilde düşündük. Geçen sene